Bekir Azar, Bacak Arası Önceki akşam dünyasını tamamen laiklik ve kemalizm üzerine kurmuş iki CHP'li arkadaşla bir yemekte buluştuk. İçlerinden biri CHP'ye ve muhalefete yön veren, hatta Kemal Bey'in devrilmesinde muazzam bir etkisi olan, İmamoğlu'nu sonuna kadar destekleyen ve fikir anlamında beyin takımında olanlardan biriydi. Diğeri de iş adamıydı. Kardeşi Amerika'ya gitmiş, orada Amerikan yönetiminin önemli isimleri buluşmuştu geçmişte. İş adamı dostum, kardeşime seni CHP'nin başına getireceğiz. Deniz Baykal'ı yakında deviriyoruz, yerine senin geçmeni istiyoruz. Teklifinde bulunmuşlar dedi. İş adamı dostum, Kardeşim kabul etmeyince bir süre sonra dedikleri oldu. Deniz Bey devrildi. Yerine Kemal Kılıçdaroğlu geçti. Kardeşim kabul etseydi CHP'nin başındaydı diyordu. Masadaki muhalefetin beyni olan diğer kişi ise İmamoğlu'na mahkeme kararıyla seçim yasağı gelebilir tehlikesine karşı neler yaptığını anlatıyordu. İmamoğlu'na belediye başkanlığını bırak CHP'nin başına geç, Türkiye'yi gez, mitingler düzenle, millete git demiş. İmamoğlu bu teklif üzerine soluğu Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında alıyor. Uzun uzun görüşüyor, istişare ediyor. Ancak çıkışta İmamoğlu belediyede görevine devam ediyor, buna karşılık sürekli yurt içi gezilere çıkmaya başlıyor, adeta İstanbul'u unutuyor. Onlarla dünyayı ve siyaseti tartıştık gecenin ikisine kadar. Tabi gündemi de ihmal etmedik. Sözü Narin cinayetine getirerek iktidarı eleştirmeye başladılar. İmamoğlu tiplerden girdiler, Narin'in öldürüldüğü köyün Hizbullahçı olduğunu söyleyecek kadar ileriye taşıdılar. Hatta bana muhalefeti destekleyen kanalda canlı yayına çıkan bir dedektifin katil kızın abi şeklindeki açıklamalarını dahi izlettirdiler. Bir cinayeti bile siyasete çekecek kadar ideolojik saplantıları olduğunu söyledim onlara. Öldürülen narinin abisinin HDP mitinginde zafer işaretleriyle poşu giydirilirken çekilmiş görüntülerini izlettim. Şimdi ben de sizin gibi bir cinayete ideolojik saplantıyla bakıp olayı HDP'ye bağlayıp sizin sınırsız desteklediğiniz muhalefet de bunlarla aynı masada, aynı çorbadan kaşık sallıyor diye mi geleyim? Sosyal medya yalanlarıyla ideolojinizin hoşuna giden her şeyi doğru kabul edip, subjektif bir yola giriyorsunuz. Dahası kullanılıyorsunuz. Birileri size bacak arası yapıyor diyerek eleştirdim. Narin'in ağabeyine HDP mitingindeki görüntülerini görünce kilitlendiler. Maalesef birileri bizi fena kilitliyor. Adli cinayetlerde bile birileri sosyal medya üzerinden Türkiye'yi bölüyor, yalan dolan haberlerle kampanyalar yaparak gerilim ve kamplaşma için büyük mücadele veriyor. Travmatik bir toplum haline geldik. Yıllardır iktidara gelememe hırsı, her olayı hatta sıradan konuları bile hükümete devlete bağlayarak saldırıya geçecekler güruhu oluşturdu. Bir adam gidiyor Mustafa Kemal'in mumyasına muhalefet sloganları üzerinden konuşma yapıyor. Türkiye sosyal medyada bunu tartışırken bir bakıyorsunuz modern görünümlü bir hanımefendi de Mustafa Kemal'in heykeli üzerine oturmuş CHP'yi heykele şikayet eden görüntüleri servis ediliyor. Doğru veya yanlış fark etmiyor. En eğitimli insanlar bile sosyal medya üzerinden başlatılan yalanlar ve operasyonlar rüzgarına kapılıp bunlara inanarak ortaya fırlıyor, olayı iktidar meselesine getiriyor. İstihbarat örgütleri de bu zaafımızı yakalamış üzerinde tepiniyor. Amerika'nın ve CIA'nin kuklası FETÖ'cü ve PKK'lı hesaplardan istihbarat örgütlerinin ellerine tutuşturduğu yalanlar dosyası cinayetlerde bile servis edilerek bölünme ve kamplaşma derinleştirilmeye çalışılıyor. Sosyal medyada bir cinayet üzerinden dine bile saldırılar başlatılıyor. Zülfü Livaneli gibi CHP Genel Başkanlığı'na aday olmuş bir sanatçı çıkıyor. Narin Norveç'te yaşasaydı kaderi nasıl olacaktı? Belki de yükselecek bilim insanı olacaktı. Başına bunlar gelir miydi gibisinden paylaşımlar yapıp olayı 3. Dünya ülkesi olduğumuz noktasına taşıyor. Ahmet Hakan Coşkun Norveç'te tecavüz edilerek öldürülen ve ülkeyi ayağa kaldıran 8 yaşındaki iki kızı örnekleyerek karşı cevap veriyor. Ortada tam bir travmatik durum var. Birileri bizi hemen her konuda bölmek için deli danalar gibi saldırıyor. Geçmişte de benzer örneklerini çok yaşadık. Bizi öyle bölüp kamplara ayırdılar ki geldiğimiz noktada anarşiyi sokaklardan taşma noktasına getirip 12 Eylül darbesine zemin hazırladılar. O darbeden iki ay sonra da kapatılan Amerikan üstlerini açtırarak ekmeklerine yağ sürdüler kamplaşmamız ve bugünkü gibi havada çakan şimşekler konusunda bile devlet yüzünden afet oldu diye dahi ayrışmamız nedeniyle bize minnettar kaldılar. öyle bölündük ki bizi bıyıkta bile kamplaştırdılar o dönemde. sağcı veya solcu bıyığı var diye insanlar öldürüldü bu ülkede. kadife pantolonu solcular, kot pantolonu sağcılar giyiyordu o yıllarda. giydiği pantolon yüzünden bile can verenler oldu. amerikan darbesine ulaşılsın diye birileri. O dönemin solcularını bile parçalara bölüp birbiriyle Mao'cu, Lenin'ci diye kavga ettirdiler. Şimdi o dönemin yasaklı örgütlerinden birinin önemli ismi YouTube'da yayın yapıyor. Ülke ocakları ve MHP binasının nasıl bebek arabası içine yerleştirilmiş bombalarla havaya uçurulduğunu anlatıyor. Bir kızın da eylemde nasıl yer aldığını aktarıp o kızımız bugün bir üniversitede profesörlük yapıyor diyor. Bombacı çocuklarımızı eğitiyormuş, Boğaziçi Üniversitesi'nde. O akademisyen bombacı profesörün ismini açıklasa da gidip konuşsak. Kim bilir şu an neler hissediyor. Geçmişte abim de sağ görüşlüydü ve ülke ocaklarında yöneticiydi. Sokakta birbirlerini görseler yumruklarla saldırdıkları bir devrimci vardı. 12 Eylül'den yıllar sonra ikisini İznik Gölü'nde birlikte balık tutarken gördüm. Birileri bizi fena gaza getirip darbe yaptılar. Malı götüren onlar oldu diyordu ikisi de tuttukları balıkları birlikte yerken. YouTube'tan yayın yapan devrimci örgüt üyesi ise sözü sanatçı İlyas Salman'a getiriyordu. 1 Mayıs 1977'de 34 kişinin öldüğü kanlı 1 Mayıs olaylarını anlatıyordu. İlyas Salman'ın miting alanında halka ateş ettiğini söylüyordu. Biz orada pankartlarımızı açtık. Taksim meydanda bir süre sonra bilinen olaylar başladı. Bu arada ilginç bir şey. Bilo, neydi onun adı? Artist. İlyas Salman. Çatışma başlayınca baktım İlyas Salman benim önümde elinde bir tabanca diz çökmüş milletin bacaklarının arasından mermi sıkıyor. Ulan ne yapıyorsun oğlum sen milleti vurursun dedim ondan sonra kayboldu görmedim. Yani Acemilikten dolayı olaylar oldu. O zaman biz orada o kadar adam öldüğünü hiç fark etmedik bile diyordu. Hiçbir şeyi fark ettirmeden alırlar, kullanırlar birileri seni. O 1 Mayıs'ta hep devlet suçlandı ama bacak arasından ateş edenler hiç konuşulmadı. Bugün bile siyayın kucağındaki FETÖ'nün attığı tweet'e bile deli danalar gibi uçarak atlayıp üzerinden siyaset yapan muhalefet liderleri var. Siyayın darbe yaptırdığı örgütün attığı tweet'i hiç araştırmadan devletine saldıranlar, yerden yere vuranlar. Amerikan ordusuna dahil edilen terörist PKK'lıların yalanlarına uçan manda olan ve onun üzerinden kamplaşma operasyonuna dahil olan zavallılar çığ gibi türedi. Birileri bu ülkede sosyal medya üzerinden ister at koşturuyor, ister top koşturuyor deyin ama son dönemlerde fena bacak arası yapıyor. Topu ağlarımızda gördükten yıllar sonra yaşlanıp Göl kenarında balık tutarken aklımız başımıza geliyor maalesef. Bekir Hazar, Takvim Özay Şendir, Şiddet Salgını Adını koymamız lazım. Kahramanmaraş'ta su isteyen ve ardından çıkan tartışmada öldürülen adam, İstanbul'da ekmeği 1 lira ucuza sattığı için rakip market sahibinin öldürdüğü baba ve kızı. Yine İstanbul'da yanından ayrılıp ayrı dükkan açan kişiyi müşterilerimi çalıyorsun diye öldüren tamirhane sahibi, Narin'in katledilmesi ya da Tekirdağ'da çocukların cinsel saldırısına uğrayan 2 yaşındaki bebeği de listeye ekleyince ortaya bir tablo çıkıyor. Bu yaşadığımız şeyin adı şiddet salgını. Şiddet salgınının nedenleri çoğu insan cezaların caydırıcı olması için mümkün olduğunca ağır olması gerektiğine inanır. Oysa hukuk bilimi açısından durum farklı. 18. yüzyılda yazdığı kitapla insan ve yurttaş hakları bildirisi ve modern ceza hukukuna büyük katkılar sağlamış, İtalyan hukukçu ve filozof Sizir Bessaria Bonesana suçların önlenmesinde cezanın ağırlığının değil mutlak olmasının önemine dikkat çeker. Yani insanları suç işlemekten alıkoyan davranış, cezanın ağır olmasından çok suç işleyenin mutlaka yakalanacağı ve mutlaka cezaya çarptırılacağını bilmesidir. Türkiye'de son 10 yılda şehit edilen polisler üzerine bir çalışma yapmıştım. Polis katillerinin çoğunun ağır sabıka dosyaları vardı. Birçok can sıkan olayda karşımıza hep aynı tablo çıkıyor ve bu suçlular nasıl topluma karışıyor diye düşünüyoruz ya demek ki ilk yapmamız gereken şey infaz sistemimizi gözden geçirmek olmalı suç işleyenlerin kısa süre hapis yatıp sonra serbest kaldığı ve yaşamına kaldığı yerden devam edebildiği duygunun doğru olmadığını topluma anlatmak lazım. Sıkıntı yaşadığımız bir diğer alan hayatın hemen her alanına yayılmış olan nefret dili. Futboldan başlayalım mesela. Eskiden iyi taraftar olmak için taraftar olmak, kendi kulübünü desteklemek, maçlara gitmek, kulübünün lisanslı ürünlerini kullanmak yeterliydi. Bugün rakip takımdan nefret etmek, taraftar olmak için gerek şart haline gelmiş durumda. İnternette futbol adı altında yapılan programlara ve giderek bozulan yorumcu profillerine bir bakın lütfen. Sadece futbolda değil bu durum. Siyaseti ele alalım ister ülke yönetimi olsun, ister yerel yönetim, çok uzun yıllardır kendi başardıkları ve halka verdiği güvenle iktidar olmak yerine iktidarda olandan herkesi nefret ettirerek seçim kazanma çabasının yarattığı fay hatları halen diri. Siyasi rekabetle siyasi nefret arasındaki fark üzerinde düşünmediğimiz sürece hepimiz o nefretten payımıza düşeni alıyoruz. Nefret dünyanın en yıpratıcı duygularından birisidir oysa ve nefret edileni değil, en çok nefret edeni yorar. Şiddet salgınında sosyal medya etkisi mutlaka üzerinde durmamız gereken bir konu. Çok uzun zamandır insanların yüzüne söyleyemeyeceğimiz şeyleri sosyal medyada rahatlıkla yazabiliyoruz. Dil şiddetin aracı haline geldikten sonra konular çığırından çıkıyor. Beğenmediğimiz fikirleri değil, o fikirleri dile getirenlerin kişiliğini hedef almak dahil bir sürü hata yapıyoruz. Şiddet illa insana fiziki zarar vererek olmaz. Duygusal şiddet, ekonomik şiddet, cinsel saldırı, şiddetin bir sürü çeşidi var. Hepimiz mağdur ve hepimiz suçluyuz aslında. Özay Şendir, Milliyet